Meryem. Güneşim. Uysan benim gitmem lazım. Madam, hoş geldiniz. Ne büyük tesadüf. Devriliyordu. Ne yapıyorsun sen benim o? Ne yapıyorum ben? Çok münasip bir sual tabii. Hünkârımıza sofra kuruyorum ben. Sabah şerifler hayrolsun prensesim. Hünkârımız da uyandılar mı? Çıktılar. Çıktılar mı? Hay Allah, o kadar da hazırlık yaptımdı. Müsaadenizle ben gideyim o vakit. Yumurtaları hususi sizin için hazırladım. Afiyet olsun. Sağ olasın Beynema. Beynema! Kösem Sultan'a selam ve hürmetlerimi ilet. Elbette. Müsaadenizle. Dikkat et bunun onu. Laf taşımasın. Haremde her şey yolunda hünkârım. Gerçi Kösem Sultanımız gece pek keyifsizdiler. Malumunuz. Fahriye Hatun'un yanında kalmanızdan pek hoşnut değiller. Validemi memnun etmek ne mümkün? Senin pek keyfin yok Sirahtar. Gözünün feri gitmiş sanki. Hünkârım gece uyku tutmadı, o yüzdendir. Gel. Hünkârım, Kösem Sultanımız teşrif ettiler. Alın içeri. Sultanım, hoş geldiniz validem. Hoş buldum aslanım. Hususi konuşacaklarım var. Hünkârım, sultanım. Mevzu nedir? Gülbahar. Kasım'ın başına bir iş gelmesini istemem validem. Ne olursa olsun onlar benim kardeşlerim. Ben de senin validenim Bayezid. Elbette onlar senin kardeşlerin. Lakin siz zaten ayrısınız. Bu mevzu sebebiyle aramız kötü oldu İbrahim'le. Daha fazla zayiat istemem bu hadisede. Aynı zamanda onlar senin rakiplerin. Allah geçinden versin. Sultan Murat Hakk'ın rahmetine kavuşsa ne olacak sanırsın? Ekber Şehzade olarak senin tahta geçmen lazım gelir. Fakat öyle mi olacak? Kösem seni tahta çıkarır mı hiç? Daha o gün katleder. Allah'ım esirgesin. Kimin tahta çıkacağını ancak Rabbim bilir. O karar verir validem. Bir şeyden zinhar şüphem yok. Kösem Sultan bana kıymaz. Eğer kıyacak olsaydı bugüne kadar çoktan yapardı. Aslanım, devran döndü. Devir değişti. Çocukluk günlerin bitti artık.
masumiyet çağın geride kaldı. Belki Kösem seni öldürmez. Kabul. Ve fakat öldürmekten beter eder. Gel benimle de sana ne yapacaklarını göstereyim. Malumun üzere Gülbahar'ın bugün gitmesi lazım. Fakat gönlüm el vermiyor. Belki de sarayda kalması lazım. Şimdiye kadar hep onu göndermemi istediniz. Ben de münasip gördüm, göndermek istedim. Lakin merak ediyorum. Ne oldu da fikrinizi değiştirdiniz? Murat, ne yalan söyleyeyim. Gülbahar günahım kadar sevmiyorum. Fakat evladı Beyazıt çok kıymetli benim için. O benim yanıma geldi. Validem hasta, gitmesin dedi. O acılı hali bana çok dokundu. Ben de onun hatırına gitmesin diye düşündüm. Tabii sen de münasip görürsün. Evet. Amcan Sultan Mustafa'nın kapatıldığı yer. Validem, amcan Mustafa'nın bu dairede olduğunu herkes bilir. Lakin buraya kimse gelmez. Beni niye getirdiniz? Sana hakikati göstermek için. Herkesin bilip de bilmezden geldiği hakikati. İşte bu kapının ardında bir Osmanlı padişahı var. Bir vakitler cümle Osmanlı mülkünün sahibi olan bir cihan padişahı. Tam 10 senedir burada. Senin o çok sevdiğin, bana asla kıymaz dediğin Kösem Sultan kapattı onu bu kafese. Hünkar abin de ses çıkarmadı. Vaziyeti kötüydü, o yüzden. Durduk yere kötü olmadı şehzadem. Amcan iktidar oyunlarında aklını yitirdi. İşte saltanat böyle bir şeydir. Bir dağ gibi çöker insanın üstüne. Dik durmazsan ilk önce seni ezer. Bayezid, sakın amcanı unutma. İbret al. Al ki... ...sonun ona benzemesin.